Efendim, hepinize afiyet olsun. Umarım keyifli bir toplantı gerçekleştiririz. Buraya gelmeden önce Tapduk Emre'nin makamına gittik. Fatihamızı okuduk. Tapduk Emre, hepiniz çok iyi bilirsiniz. Anadolu aydınlanmasında önemli şahsiyetlerden, zatlardan birisidir. Yunus Emre'nin hocalığını yapmıştır. Yani Yunus Emre'ye el vermiştir. Anadolu deyimiyle el veren bir erendir. Bu toprakların bereketi, bu toprakların huzuru, bu topraklarda hepimizin kardeşle yaşamasının ve birlikte dertlerimizi paylaşmak, sevinçlerimizi paylaşmak için onların önderliğine her zaman ihtiyacımız olmuştur. Biz Anadolu tasavvuf geleneğini Anadolu'da beraberce yaşamayı her kişiye, her kimliğe, her yaşam tarzına saygı duymayı biz onlardan öğrendik. Onlara çok şey borçluyuz. Kavgayı değil, onlar bize huzuru öğrettiler. Birbirimizi kınamayı değil, eğer bir ayıbımız varsa, ayıbımızı nasıl örteceğimizi öğrettiler. Dilimizi öğrettiler, inancımızı öğrettiler. İnançlara saygıyı öğrettiler. Kadın erkek arasındaki ilişkilerin eşitliğin ne kadar değerli olduğunu söylediler. Bacıyan Rum dünyada ilk kez bir kadın örgütlenmesidir ve 13. yüzyılda olmuştur. Biz kendi tarihimizi de çok iyi bilmek zorundayız. Geleceğimizi çok iyi inşa etmek istiyorsak. Kavga ettirmek istiyorlar bize. Kavga etmeyeceğiz. Niye kavga edelim? İnsanların kimliği üzerinden siyaset niye yapalım? Kim anne babasını seçme özgürlüğüne sahip? Ama hepimiz annemizle babamızla gurur duyarız. Bir inançlar değeri içine doğarız. Aileden alırız kültürü. Sonra mahalleden alırız. Sonra köyden alırız. Şehirden alırız. Okudukça, kültürümüz geliştikçe dünyayı öğreniriz. Bunları anlatmamın nedeni şu. Huzurun ve barışın, beraber yaşamanın, birlikte yaşamanın önemini bize anlatan büyüklerimizin sesine kulak vermeliyiz. Sözlerine kulak vermeliyiz. Yaşam tarzlarına kulak vermeliyiz ve biz bu topraklarda kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı öğrenmeliyiz. Beraber olmalıyız. Nasıl olacağız? E atalarımız bize söylemiş. Biri yer biri bakarsa kıyamet ondan kopar diyor, değil mi? Demek ki önce herkesin karnının doyması lazım. Dünyanın en bereketi toprakları üzerindeyiz. Havamız var, suyumuz var, güneşimiz var, çalışkan insanlarımız var. O zaman şu soruyu sormak zorundayız. Neden biz dışarıdan mercimek alıyoruz? Neden dışarıdan canlı hayvan alıyoruz? Neden dışarıdan et alıyoruz? Neden mısır, neden ayçiçeği alıyoruz? Neden buğday, neden arpa alıyoruz? Toprak mı yok? Arazi olarak Konya'dan küçük olan bir devlet Hollanda bizim 10 mislimiz ihracat yapıyor. Tarım ürünü ihracat yapıyor. 10 misli. Sorumlusu kim? En kritik soru bu. Sorumlusu kim? Cevabı gayet basit. Sorumlusu siyaset kurumudur. Siz devleti yönetmiyorsunuz ki. Devleti yönetenler bunun cevabını vermek zorundalar. Ama devleti yönetenler bunun cevabını verme yerine biz nasıl iç çatışmayı sağlarız, nasıl kavgayı sağlarız, nasıl kutuplaşma yaratırız, nasıl toplumu ayrıştırırız bunun hesabı içindeler. Bu hesaptan hepimizin çıkması lazım. Yetmedi mi Allah aşkına? Kavga yetmedi mi bize? Bir yüz yıl devirdik. Değerli arkadaşlarım. Bir yüz yıl devirdik. 1923 Cumhuriyet. 2023 Yüzyıl. Koca Tepe'ye gittim. 25 Ağustos'tan. Gece yürüdük 14 kilometre. Sabahın beşinde büyük taarruzun emrinin verildiği tepeye çıktık. Binlerce kişi vardı. O kişileri görünce benim umudum daha da arttı. Yüz yıl geçmesine rağmen bu ülkenin gençleri tarihlerine sahip çıkıyorlar. Afyon'daki o tepeden, Afyon Ovası'na baktığınızda ülkenin güzelliğini daha iyi görüyorsunuz ve 100 yıl önce oraya bizim dedelerimiz, bizim atalarımız bu ülkenin kurtuluşu için gittiler. Hayatlarını feda ettiler orada. Bağımsızlığımız için gittiler. Bayrağımız için gittiler, vatanımız için gittiler. Ama onların yaptığı fedakarlığı, onların hayatlarını feda etmeleri, bizim için feda etmeleri, bu topraklar için feda etmeleri hepimiz biliyor ve görüyorken Acaba biz onların hakkını teslim ediyor muyuz? Bu da önemli bir soru. Bu da önemli bir soru. Biz onların hakkını teslim ediyor muyuz? Eğer mercimeği dışarıdan alıyorsak, arpayı dışarıdan alıyorsak, gübreyi dışarıdan alıyorsak, efendim yaş meyve sebzeye kadar dışarıdan alıyorsak biz onların hakkını teslim etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ve hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım. Her birinizin sorumluluğu var. Muhtar arkadaşlarım burada. Kanaat önderleri arkadaşlarım burada. Neden kanaat önderleriyle ve muhtarlarla özel bir toplantı yapıyoruz? Gelirdik burada miting yapardık. Çeker giderdik Ankara'ya sonra. Herkes alkışlardı. Sloganlar atılırdı. Herkes huzur içinde evine gitti. Tamam. E olmaz ki oturup konuşmamız lazım. Sorun sadece benim sorunum değil. Sorun hepimizin sorunu. Sorumluluk da sadece bana ait değil. Hepimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum daha ağır, doğrudur. Nasıl Mansur Başkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğu diğer belediyelere göre daha fazlaysa ama o diğer belediyelerin sorumluluğu yok anlamına gelmez. Muhtarın sorumluluğu yok anlamına gelmez. İşbirliği lazım. Beraber çalışmak lazım. Eğer bunu yapabilirsek pek çok sorunu birlikte aşabiliriz. En ciddi en ciddi konulardan birisi oturup düşünmemiz lazım ve hayatı sorgulamamız lazım. Eğriyi, yanlışı ayırmamız lazım. Tarımla uğraşıyor. Bu. Kırsal bir bölge burası. Biliyorum. 2006 yılında meclisten bir kanun çıktı. 2006 yılında. Dendi ki tarım kanunu 21. maddesi her yıl çiftçiye, çiftçilere, üreticilere milli gelirin en az yüzde biri oranda destek verilir. Verilebilir değil. Verilir diyor. Vereceksin bu parayı. Ama vermediler. Kim itiraz etti? Benim hakkım, kanun bana bu hakkı vermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarmış. Bu hakkın bana verilmesi lazım. Kimse istemedi. Ziraat odalarının istemesi lazım. Dava açması lazım. Ben de bağırıyorum. Ya çiftçiye hakkını teslim edin diye. Teslim etmiyoruz diyorlar. Teslim etmeye gerek yok. Zaten onların oyu çantada keklik diyorlar. Nasıl olsa bize oy verecekler nasıl olsa bize oy verecekler anlayışını yerle yeksan etmeniz lazım. Demokrasinin kuralı budur. Yasayı uygulamıyorsan, benim hakkımı teslim etmiyorsan kusura bakma ben de sana oy vermem. Demokrasi budur zaten. Ama sırtıma bin ağzımdaki lokmayı al ben yine sana vereceğim bu. O. o zaman sömürü mekanizması çalışır. O zaman ne olur dışarıdan gelir. Bütün bunları düşünmemiz lazım. Sıkıntılarımız var. Aşabiliriz. Bütün sıkıntıları aşabiliriz. Bakınız. Mazot fiyatından şikayet ediyorsunuz hepiniz. Zam geliyor. Ne olacak bu hali? Doğru. Dışarıdan geliyor. O da ben biliyorum dışarıdan geliyor. İçeride petrol çok az. Dışarıdan geliyor. Doğalgaz dışarıdan geliyor. Ben bunları anlıyorum zaten. Fiyat artışı oluyor. Ben bunu da anlıyorum. Olur. Sadece bizde değil. Dünyada da artıyor. Ama sosyal devlet dediğiniz kurum üreticiyi korur. Sosyal devlet dediğiniz kurum üreticiyi korur. Yani üreticiler der, ki yani bizim düşündüğümüzü ifade edeyim. Kardeşim ben çiftçinin traktöründe kırmızı mazot vereceğim. Kırmızı mazotu nasıl vereceğim? Ötevesiz olacak, kademesiz olacak, daha ucuz olacak, daha rahat üretecek ve daha ucuza mal edecek. Vatandaş da daha ucuza Ekmekti, meyveydi, sebzeydi. Efendim bunları yiyecek. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet. Üretenin yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet. Fakirin, fukaranın yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet. Herkesin doğumundan ölümüne kadar yaşamını güvence altına, ekonomik olarak güvence altına alan devlet demektir. Budur sosyal devlet. Başka sosyal devlet ne olacak ki zaten? Devlet ama 21. yüzyılda sosyal devlet diyoruz. Kırmızı mazotu verdiğiniz zaman çiftçiye kırmızı mazotu vereceğiz diyoruz. Tamam. Niçin? Yata veriyorsun. Ötevesiz ve KDV'siz yata veriyorsun. Yata binen insan ne yapıyor? Denizleri kesiyor, keyfine bakıyor. Verilmesin demiyorum. İstiyorsan ver. Ama çiftçi ne yapacak? Hadi şehirde yaşayalım birisini düşünün diyecek ki ya mazota zam geldi arabam var kullanamıyorum. Belediye otobüsüne biner işine gider. Metroya biner işine gider. E siz tarlayı sürmek için metroya mı bineceksiniz? Yok. Otobüse mi bineceksiniz? Yok. Mecburen traktöre bineceksiniz. Mecburen traktörü götüreceksiniz. Verilmesi lazım. Dolayısıyla kırmızı mazot uygulamasının getirilmesi lazım çiftçiye ötevesiz, kadevesiz mazot verilmesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Yüzde birler az önce söyledim. Yüzde birlerin milli gelirini her yıl en az yüzde bir oranda size destek verilmesi lazım. Bu destek verilmesi olmaz. Diyeceksiniz ki ya sadece Türkiye'den mi bunlar isteniyor? Hayır efendim. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik sektördür. Bir daha söyleyeyim. Tarım stratejik sektördür. 85 milyon kişinin karnını doyuracak olan bu ülkenin çiftçileri, üreticileri dışarıdan alıyorsak bir eksiğimiz var demektir. Bir yanlışımız var demektir. Mansur Başkan Ankara'ya gerçekten de çok ama çok önemli yardımlar yapıyor. Fidesinden tutun tohumuna kadar, silajından tutun hayvanın aşısına kadar. Bizim diğer belediyelerimiz de yapıyorlar. Ama normalde bunları yapması gereken Tarım Bakanlığı yapması lazım ama yapamıyor. Yapmıyor. Belediyenin Büyükşehir Belediye Başkanımız size yaptığı yardımları Az önce konuştuk. Önümüzdeki yani bu süreç içerisinde iki misline çıkaracak. Söz verdi başkan. Bana söz verdi öyle mi başkan? İki misline çıkaracak. İki misline çıkması ne demektir? Sizin daha iyi üretmeniz demektir. Daha fazla kazanmanız demektir. Bu önemli bir şey. Bu sene bir milyarın üzerinde neredeydi o bir şey vardı? Ee, arabada mı? Bir nokta yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'in yaptığı yardımlar dolayısıyla üretici Ankara'daki bütün çiftçiler, üreticiler 1 milyar 700 milyon liralık ek gelir elde ettiler. Bu ne demektir? Köyde rahat yaşayacağım demektir. Şehre gerekirse gezmeye, eğlenmeye gideceğim demektir. Çocuğumu daha iyi şartlarda okutacağım demektir. Dolayısıyla her birimizin, her birimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Buna benzer pek çok olay var. Tarım tarım desteğini yapmamız gereken pek çok olay var. Çiftçiye tarım krediden kredi alın diyorlar. Bankalardan kredi alın diyorlar. Alıyorsunuz krediyi. Faiz ödüyorsunuz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın İster bankalardan, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden, ister tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Ne faizi ya? Ne faizi? <laughs> Çiftçinin hakkını korumak istiyorsan faiz bataklığından çıkaracaksın. Zaten perişan etmişsin adamı. Türkiye'de Efendim üretim olmazmış. Venezuela'ya gidelim orada işte bilmem üretim yapalım. Ya akıl yani akıl ya yani nerede bu akıl ya? Ne demek Venezuela ya? Sudan'dan arazi kiraladılar. Orada ekip pişme yapacağız diye. E peki Türkiye'de iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Çiftçi ekmiyor. En büyük tehlike nedir onu da söyleyeyim. En büyük tehlike çiftçiyi toprağa küstürmektir çiftçi toprağı güzelse 85 milyon açız. O nedenle tarım stratejik sektördür. O nedenle dünyanın bütün ülkeleri tarıma destek verirler. E şimdi siz bunları bir tarafa atarsanız olmaz. Yazıktır günahtır bu memleketi. Evlatlarımız var. Atalarımız bize böyle öğretmedi. Yardımlaşmayı, imece, imeceyi öğretti. Dayanışma kültürünü öğrettiler bize. Buna bakmak lazım. Efendim, kullandığınız elektriğin faturası. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfalılara dedim ki, Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Orada çiftçilerin tamamı elektrik faturalarından şikayetçiler. Bize verin. Biz en kısa süre içerisinde çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Güneş panelleri kuracağız. Güneş enerjisi elde edilecek. Artan elektriği de satacağız. Bir de ayrıca para kazanacaksınız. Efendim bu olmaz dediler. Niye olmaz? Niye olmaz Allah aşkına? Niye olmaz? Ya düz arazi var. Eğimli arazi var. Taşlık arazi var. Taşlık arazi boş duruyor. Oraya güneş panelleri kuracaksın. Allah'ın güneşi bedava. Elektrik elde edeceksin. Elektriği çiftçiye vereceksin. Elektrik artacak. Artanı satacaksın. Çiftçi ayrıca para kazanacak. Olmaz dediler. Yapacağım. Allah'ın izniyle yapacağız. Göreceksiniz. Yapacağız. Hepsini yapacağız. Neden olmaz diyorlar. Çünkü doğalgaz lobisi var. Çünkü kömür lobisi var. Doğalgazı alıyorsun para ödüyorsun yakıtı alıyorsun para ödüyorsun. Dışarıdan kömür getiriyorsun para ödüyorsun. Dolar olarak ödüyorsun. Allah'ın güneşi bedava. Bunu kullanmıyorsun. Bedava ya. Bedava ya. Şimdi önce küçük bir belediyede bunu başlattık. Göreceksiniz. Orada çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Kooperatif yaptırıyor çiftçiler. Ziraat odaları da bunun ortağı olacak. Bir süre sonra faaliyete geçince ihtiyacı olan elektriği bedava kullanacak zaten mal kendisinin. Ve devletin cebinden onlarınki gibi değil. Devletin cebinden beş kuruş para çıkmadan yapacağız biz bunu. Çünkü bütün uluslararası fonlar yeşil enerjiye evet diyorlar. Yani mazotu istemiyorlar, doğalgazı istemiyorlar, kömürü istemiyorlar. Güneş enerjisi çevre temiz olsun diyorlar. E biz de çevreyi istiyoruz. Temiz olsun, güzel hava olsun, temiz hava olsun. Bunu istiyoruz. Bunu yapacağız. Bu konuda bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bu konuda çalışacağız. Hiç endişe etmeyin. Başka bir şey daha. Ekiyorsunuz ürünü. Zamanı geliyor. Acaba taban fiyat ne olacak? Yüksek mi oldu? Düşük mü oldu? Zarar mı edeceğim? Kar mı edeceğim? Toprak mahsulleri ofisi alacak mı? Almayacak mı? Sırada bekleyecek miyim? Beklemeyecek. Dünyanın derdi. Burada temel bir kural getiriyoruz. Temel bir kural. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Kural bu olacak. Arazi ne ekiyorsan maliyeti bellidir. Çağrısın Ziraat Mühendisliği'ni maliyeti çıkarır. Çağrısın Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı maliyeti çıkarır. Dönüm maliyeti bellidir. Kardeşim bu işin karı nedir? Yüzde ondur, on Tamam güzel. Demek ki yüz liraya mal ettiysen on beş lirada kar koyacağız. Yüz on lira. Taban fiyat yüz on lira. Yüz yirmiye satıyorsan sat. ihraç ediyorsan et. Ama çiftçi 115'in altına çiftçinin fiyatı düşmeyecek. Çünkü çiftçi zarar etmeyecek. Çiftçi zarar ederse en büyük sıkıntıyı Türkiye yaşayacak. Çiftçi zarar ediyor, ekmiyor. Dışarıdan biz dünyanın dolarını ödeyerek yabancı çiftçiye kaynak aktarıyoruz. Bunun da bilinmesini isterim değerli arkadaşlarım. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi ekeceğini bilecek. Devletin kaçtan satın alacağını bilecek maliyet artı karı bilecek. Dolayısıyla havza bazlı planlamayla bu işi çözeceğiz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Çiftçi ekerken planlama yapar. Esnaf dükkanını çalıştırırken planlama yapar. Kaç tane mal satıldı, kaç tane alacağım, maliyeti ne olacak? Ay ki dükkanın kirası vardır, evin geçimi vardır. Planlama yaparız hepimiz. Hayatımızda planlama yaparız. Devletler de planlama yaparlar. Ve devletler gelişmiş ülkeler sadece 5 yıllık 6 yıllık değil 20 yıllık 25 yıllık 50 yıllık 100 yıllık planları yaparlar. Ve bu planlar her yıl yeniden revize edilir. Ve bu planları, planları yapanlar toplumun en nitelikli insanlardır ve değişik sektörlerde bunlar çalışırlar ve o planları yaparlar. Tarımda bizim planlamamız yok. Bakıyoruz bu sene soğan çok iyi. Hep beraber soğan ekiyoruz. Bir sene sonra hep beraber iflas ediyoruz. Halbuki habza bazı planlama yapılsa kardeşim sizler buğdayı ekeceksiniz. Sizler soğan ekeceksiniz. Niğde, Aksaray sizler patates ekeceksiniz. Sizler şunu ekeceksiniz. Sizler şunu yapacaksınız. Planlama yapılır. Herkesin geliri bellidir. Herkesin asgari gelir güvencesi vardır. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. E, dolayısıyla kaynağı en verimli şekilde kullanmış olacaksınız. En verimli şekilde. Belli bölgelerde planlama, onu da ifade edeyim. Mesela Karadeniz için çay ve fındık stratejiktir. Orada havza bazlı planlama sadece bu iki ürün üzerinden yapılır. Çünkü başka orada buğday ekemezsiniz. Başka bir ürün ekemiyorsunuz. Besicilik yapamıyorsunuz. Erzurum'a gittim. Erzurum'da söyledim. Erzurum'u, Erzurum, Erzurum Ağrı, Kars, Iğdır, Tunceli, Elazığ o bölgenin tamamını Orta Doğu'nun ve Kafkasların en büyük besicilik ve et üretim merkezi yapmak zorundayız. En büyük. Diyeceksiniz ki bu rakamı nereden buldu? Niye bu iller? Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık Et ihtiyacı 30 milyar dolar arkadaşlar. 30 milyar dolar. Türkiye 1 milyar dolar bile alamıyor. Siz o bölgeyi besiciliğin merkezi haline getirir. Aynı zamanda et ürünleri sanayine, yem yem sanayine dönüştürürseniz ya 30 milyar dolardan varsın 5 milyar dolar da biz alalım yani. Niye almıyoruz yani? Eskiden üretiyorduk. Orta Doğuya bir satıyorduk, canlı hayvandan satıyorduk, ette satıyorduk. Şimdi yok, satamay, satamıyoruz. Niçin? Sorumlu kim? Soru sormuştum bir daha sorayım. Sorumlu siyaset kurumu, siyaset kurumu, çünkü devleti yöneten kurum siyaset kurumudur. Devleti yönetiyor, devleti yöneter ki yönetirken adalet de yöneteceksiniz. Aksi halde kaybediyorsunuz. Kaybetmemek lazım. Bir şey daha. İster besicilik yapın, ister toprakla uğraşın. Her köye üretimin yapıldığı her yere besicilik varsa mutlaka bir veteriner tayin edilecek oraya. Öğretmen gibi, imam gibi bir veteriner tayin edilecek. Eğer toprakla uğraşılıyorsa bir ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi tayin edilecek. Toprak analizleriniz yapılacak. Kim yapacak? Devlet yapacak. Ücretsiz yapılacak. Hayvanların aşıları ücretsiz olacak. Ya üretiyor bu insan. Üreten insanı siz niye cezalandırıyorsunuz Allah aşkına? Niye cezalandırıyorsunuz? Bunların olması lazım. Bunlar olunca ne olacak? Büyük kentlere akın engellenmiş olacak. Başka bir şey daha yapacağız Allah nasip ederse. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler. Kadınlar ve gençler. Kırsalda çalıştıkları sürece sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece kırsalda çalışan kadının emeklilik hakkı olacak. O gençlerin emeklilik hakkı olacak. Bunlar çalışacaklar, üretecekler. Üretiyorlar ya. Bunlar kırsalda çiftçiyi toprağa küstürdüğünüz için evladı gidiyor büyük şehirlerin varoşlarında acaba asgari ücrette bir iş bulabilir miyim? Acaba sigortalı bir iş bulabilir miyim diye geziyor. Toprak var ya, bereket var ya. Devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, ferasetle yönetilir. Kim öğretiyor? Tapduk Emre öğretiyor. Kim öğretiyor? Yunus Emre öğretiyor. Kim öğretiyor? Ayı Evran öğretiyor. Siz devleti kendi kişisel ihtirasınız için ya da onu tatmin etmek için yönetemezsiniz. Bir insan her şeyi bilmez, onun da altını çizeyim. Ben her şeyi bilirim diyen adam hiçbir şey bilmez arkadaşlar. Sen üniversiteyi bitirdin, e gayet güzel. Hadi gel şu ameliyatı yap. Ya nereden yapacağım ben? Onu doktor yapar. Eskiden doktor derdik. Şimdi soruyoruz hangi doktor? Hangi doktor? Kadın doğumu, asabiye mi, dahiliye mi, sinir mi, beyin mi, kulak, burun, boğaz mı, göz mü? Bakın ihtisaslaşmaya bakın. Devlet böyle yönetilir. O nedenle devlet dediğiniz kurumda liyakat esastır. Yani işi te ehline teslim etmek esastır. Ya bu bizim inancımızda da böyledir. İşi ehline teslim etmezsen bir devleti yönetemezsin. İşi eline teslim ettiğin zaman en çok yönetici rahat eder. Çünkü bilir ki işler tıkır tıkır yürüyor zaten. E siz bunu yapmıyorsunuz. İşi eline teslim etmiyorsunuz. Size bir soru. Bankaların, kamu bankaların yönetim kurunda güreşçinin ne işi var? Allah aşkına ya. Vicdanınıza sorayım ya. Güreşçinin ne işi var? Ben güreşçi güreşçidir diye kınamıyorum. Başımın üstünde yeri var. Gider güreşini yapar, madalyasını kazanır, bayrağımızı göndere çeker. Başımın üstünde yeri var. Her türlü imkanı verelim. Parası parasını verelim. Ama bankacılıkta onun ne işi var Allah aşkına? Ne işi var? Merkez Bankası'nda onun ne işi var? Ne işi var? Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Rüşvet alan bir insanın büyükelçilikte ne işi var? Niye büyükelçi yapıyor? Bakın her masada Türk bayrağı var değil mi? Bayrağımızda gurur diyoruz değil mi? Bayrağı temsil eden kim? Bu ülkenin onurudur, itibarıdır. Ya rüşvet alan birisini büyükelçi tayin ettiğinizde arabasında Türk bayrağı kullanacak. Bu benim ağrıma gidiyor, sizin ağrınıza gitmiyor mu? Sitemse beraber sitem edeceğiz. Şikayetse beraber şikayet edeceğiz. Kul hakkı yemek. Ne diyoruz? Yüce Yaradan diyor ki her türlü günahla gelin ama kur hakkıyla huzuruma gelmeyin diyor değil mi? E sabah öğle akşam kul hakkı yiyenler var. Malı götürenler var. Paraya doymayanlar var. Fakirin fukaranın hakkını yiyenler var. Biz ne yapıyoruz? Yiyebilirsin kardeşim. Devam diyoruz. Sen yiyebilirsin. E buna dur dememiz lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Siyasette bir adam zenginleşiyorsa bilin ki köşeyi dönüyor. Bilin ki kulak kıyıyor yani. 27 buçuk yıl kamuda çalıştım. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı açıkladım. Karımın yüzüğüne kadar. Mal varlığı budur dedim. Bulursanız bir mal varlığı mesele yok. Yok. Ama o mal varlığı benim alın terimin karşılığıdır. Ha zenginleşti mi bu arada? Siyasete girdim. Ta genel başkanlığa kadar geldim. Yok arkadaşlar zenginleşmedim. E ama bakıyorsunuz bazı politikacılara deveyi hamutuyla götürmüş. E nasıl oluyor bu? Zenginleşme nasıl oluyor bu? Bu zenginleşme alın teri karşılığı zenginleşme değil. Avanta devletin hazinesine, Beytül Male el uzatmaktır. Beytül Male el uzatanlara önce vatandaş olarak siz kart çıkacaksınız. Sitemse ben sitem ediyorum. Yani illa malı götürene mi gidip oy vereceğiz? İlla kul hakkı yene mi götürüp oy vereceğiz? Ya bir de doğru dürüst sizden toplanan her kuruşun hesabını size veren insanları tercih edin bir de. Ya bu insanlar bir gelsin bir devleti yönesinler. Kuruşun hesabını bir soralım bakalım bu paralar nereye gidiyor? Belki düşünebilirsiniz ya zaten bizim vergi idaresinde kaydımız yok. Hayır efendim. Ekmek alırken bile siz vergi ödersiniz. Kefen bizi alırken vergi ödersiniz. Şimdilik vergi ödemediğimiz bir alan var. Onu söyleyeyim. Teneffüs ettiğimiz hava. O vergisiz. Onun dışında hepsi vergili. Verginin hesabını vermek demokrasinin temel kuralıdır. Çünkü vatandaş diyor ki kardeşim ben sana vergimi verdim parayı nereye harcadın? Bana bunun hesabını ver. Demokrasi böyle gelişir, böyle büyür. Bu soru sorulmazsa demokrasi gelişmez değerli arkadaşlarım. Bir şey daha. Bütün bunları soracaksınız belki. Ha, muhtarlara gireyim ondan sonra. Muhtar kardeşlerim. Ben muhtarlık kurumunu demokrasinin temel taşı olarak adlandırırım. Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprüsü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimidir. Yani milletvekilliğinden çok önce bu topraklarda muhtarlık seçimi yapıldı. Ama muhtarlık kurumu bugün hak ettiği yerde mi? Hak ettiği düzeyde mi? Hayır. En basit örneğini vereyim. Bizde birleşik oy pusulası var değil mi? Ama muhtarlıkta yoktur. Bir oy pusulası vardır. Üstünde fotoğraf vardır. Girersiniz kabine. Beğenmediğiniz muhtar varsa onun oy pusulasını aldı cebinize koyarsınız. Gelen kişi size oy verecekse onu da bulamaz. Niye birleşik oy pusulası yok sizde? Siz de seçime giriyorsunuz. Milletvekiline, belediye başkanına oy veren size de oy veriyor. Aynı vatandaş. Farklı vatandaşlar kabine girmiyor ki. Size ödenek veriliyor. İzin alın, aylığınız kesiliyor. Çünkü ödenek, izin aldınız o. Hastaneye gittiniz, hastalandınız, kesilir. Belediye başkanının kesiliyor mu? Hayır. Milletvekilinin kesilmiyor. Bakanın kesilmiyor. Cumhurbaşkanlığı kesilmiyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının kesilmiyor ama muhtarın kesiliyor. Demokrasi temel bir kuralsa o temel kuralın her pozisyonda eşitlenmesi lazım. Ha muhtar düşük aylık alabilir. Eyvallah ona itirazım olmaz. Sonra o da der ki kardeşim diğerleri gibi benim aylığımı artır diyebilir. Ama kesilmesi onun ikinci sınıf muamele görmesi doğru değildir. Muhtarlık kurumu güçlen, güçlenmesi lazım. Sosyal yardımların sizler aracılığıyla dağıtılması lazım. Sosyal yardımları. Çünkü bir köyde, bir mahallede kimin fakir, kimin zengin olduğunu iki kişi bilir. Mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarı. Bu çok önemlidir değerli arkadaşlar. Belediye meclisinde Belediye meclisi karar alır. Sizin mahalleyle ilgili. Vatandaş gelir sizi bulur. Ya nedir bu Allah aşkına? Siz dersiniz ki doğal olarak vallahi belediye meclisi karar almış benim de haberim yoktu dersiniz. Bu olmaz. Sizin mahallenizle ilgili bir karar alınacaksa muhtarın o toplantıya katılması söz ve oy hakkının olması lazım. Muhtar diyecek ki ya burada bir yanlışlık var. Bu kararı alıyorsunuz ama mahallede şu sonuçları doğuracak. Veya çok iyi bir karar biz de destekliyoruz diyecek. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Buna da itiraz ettiler. Sizin bir yardımcınızın olması lazım. Buna da itiraz ettiler. Kılıçdaroğlu uçuyor diye. Uçmuyorum. Ayaklarım yerde. Türkiye'nin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Hangi paranın nereye harcandığını da bu kardeşiniz çok iyi bilir. Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Bu ülkeye getireceğiz. Efendim köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım. Köy tüzel kişilikleri olmadan bu iş olmaz. Yeniden sağlanması lazım. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak tanımlanmıyor biliyor musunuz? Belediye kamu kurumu bakanlıklar mesela hepsi kamu kurumu. Seçimle gelinen ama tarihin en eski kurumlarından birisi olan muhtarlık kurumu bir kamu kurumu olarak tanımlanmıyor. Kanun öyle diyor. Bunun değişmesi lazım. Muhtarlık da bir kamu kurumudur. Niye kamu kurumu olarak tanımlanması? Biz muhtarlığın var olan sorunlarını hem çözmek muhtarlık kurumunun artı bu söylediklerimin tamamını bir kısmı daha var ama zaman dolayısıyla ayrıntıya girmiyorum. Tamamını içeren bir kanun teklifi hazırladık. Muhtar derneklerine gönderdik. Dedik ki bakın olur ya bizim de eksiğimiz olabilir veya bir sorun var biz görmemiş olabiliriz. Bakın bunu düzeltin biz ona göre bir kanun teklifi hazırlayalım. Bir kanun teklifi hazırlandı. Bütün muhtar derneklerinin görüşü alındı. Genel kurula indirildi ve reddedildi. Meclis Genel Kurulu'nda iki partinin oylarıyla reddedildi. Şimdi o iki partiyi siz biliyorsunuz. Ben telaffuz etmek istemiyorum. Reddedildi. Ama inşallah sizin oylarınızla Millet İttifakı iktidara geldiğinde bu kanunu çıkaracağız. Muhtarlık kurumunu bu ülkenin en saygın kurumlarından birisi haline getireceğiz. Siz güçlü olduğunuz zaman demokrasi güçlü oluyor değerli arkadaşlarım. Siz güçlü olduğunuzda demokrasi güçlü oluyor. Siz çünkü toplumun her kesimine en rahat ulaşan kişilersiniz. En rahat seçilen kişinin kapısını vurup gelen vatandaş muhtarlıktır yani. Derdi varsa muhtara geliyor. Tık tık tık. Siz dur kapıyı kapatayım şunu. E, Ekip diyemiyorsunuz. Geliyor vatandaş oturuyoruz. Derdinizi size anlatıyor. Çünkü siz aynı zamanda bulunduğunuz mahallenin, kırsalın kanaat önderisiniz. Size gelmeyip kime gidecek? Derdinizi size anlatmayıp kime anlatacak? Bunların tamamının çözülmesi lazım değerli arkadaşlar. Bir başka şey daha ifade edeyim. Türkiye Belediyeler Birliği var ama Türkiye Muhtarlar Birliği yok. Niye yok? Çok parçalı bir yapısı var muhtarlığın. Çok parçalı bir yapısı var. 10 kişi, 15 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi bir araya gelmiş, muhtarlık kurmuş, bir dernek kurmuşlar. Ama bir Türkiye Belediyeler Birliği nasıl bütün Türkiye'nin belediyeleri için bir birlik varsa ve bir kanun varsa Türkiye Muhtarlar Birliği'nin de olması lazım. Sizin sayınız çok daha fazla. Siz birleşseniz deseniz ki benim kanunumu çıkarmadınız. Madem çıkarmadınız ben sana oy vermeyeceğim. Bunu söyleseydiniz vallahi koşa koşa gece yarısı gelir meclisi toplar kanunu çıkarırlardı. Ama onlar da gayet iyi biliyorlar ki muhtarlar bir araya gelmiyorlar. Birleşmiyorlar ve ortak hedeflerini dillendirmiyorlar. En büyük zaaf noktanız bu değerli arkadaşlarım. Evet gelelim. Parayı nereden bulacaksın? Değil mi? Önce şunu bütün arkadaşlarım bilmesini isterim. Türkiye zengin bir ülke. Zengin bir ülke Türkiye. Soya soya, yiye yiye bitiremediler. Bitiremediler. Zengin bir ülke, imkanları olan bir ülke. Paralar nereye kullanılıyor? Sorun burada. Para nereye gidiyor? Siz köprü yapıyorsunuz. Eyvallah başımın üstünde hiçbir sorunum yok ki. Yapılır köprü. Köprü, yol, hastane ne yaparsan başımın üstüne. Ama ben dünyanın en basit sorusunu soruyorum. Köprüyü kaça yaptın? Hastaneyi kaça yaptın? Yolu kaça yaptın? Ya bu vatandaş olarak benim görevim. Çünkü vergisini ben veriyorum. Kamu özel işbirliği yap güzel. Şimdi aranızda müteahhit var mı bilmiyorum. Müteahhit ne yapar? İhaleye girer değil mi? İhaleye girersiniz. Kar da edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Ama bunlara diyelim ki 10 milyar dolarlık iş veriyorlar. 10 milyar dolara hazine garanti oluyor. 10 milyar doların üzerine diyelim ki 30 milyar dolarda gelir garantisi veriyorlar. Yani asla iflas etmeyecek. 30 milyar. Yani arada o kadar büyük farklar var ki yüzde 100, yüzde 200 garanti veriyorlar. Dolar garanti, Avro garanti veriyorlar. Bu garanti yetmiyor. Bir de diyorlar ki eğer parayı dolar olarak aldıysan Amerika'daki enflasyonu da ben vereceğim. Eğer parayı Avro olarak aldıysan Avrupa'daki enflasyonu da ben sana vereceğim diyor. Kaçınızın haberi var bundan? Çoğunuzun yoktur. Bunu bütçe görüşmelerinde söyledim. Anlattım. Kızdılar, bağırdılar. Niye konuştun diye. E ben konuşacağım. Ben anlatacağım. Gerçekleri söyleyeceğim. O verdiğiniz garantileri kimin parasını kime garanti ediyorsun? Fakirin fukaranın parasını götürüp de beşli çete mi tahsis edeceksin? Beşli çetelere verecekler. Beşli çeteler doyacak. Bay Kemal onu seyredecek. Asla seyretmeyeceğim. Onların burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmez. Hiç kimse endişe etmez. Buradan alacaksın, vakıf kuracaksın. Amerika'da vakıf kuracaksın. Burada oğlun olacak, orada kızın olacak. Buradan milyon dolarları oraya götüreceksin. Bay Kemal de bunu seyredecek. Hayır efendim, son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç. Kararlıyım, kararlıyım. Getireceğiz. Para var. Niye para yok? Beş kişiye dünyanın parasını veriyorsun ya. Dünyanın parasını. Bankaların faize karşı izliyorlar. Hangi faiz? Ya Allah aşkına. Kur korumalı mevduat yaptılar. Paran varsa götürüp yatırıyorsun. Bir, faizim var. İki, dolar garantim var. Üç, vergi almayacağım diyor. Dört bir de sana ucuz kredi vereceğim diyor. Ya nereye geldik ya? Buyurun üreticisiniz tarlada çalışıyorsunuz. Hadi gidin bakayım bankadan bir kredi çekin bakayım. Faiz nedir diye. Yüzde on üçle veren bir tane banka söyleyin bana. Merkez Bankası yüzde on üçle bankalara veriyor. Bankalar yüzde otuz otuz beşle esnafa veriyor. Tüccara veriyor. Sanayiciye veriyor. Bir yıllık bankaların karı yüzde 501 yanlış hatırlamıyorsam. Yüzde 500'ün üstünde karı var ya. Yüzde bir banka ne yapar? Banka mal alıp satmıyor halde Para ticareti yapar banka. Bunları keseceğiz. Bu hortumları böyle makasla keseceğiz. O hortumlara birilerine giden paraları millete vereceğiz. Size dedim ya tarım yüzde bir milli gelirin yüzde biri oranda çiftçiye destek verilir deniyor. Yüzde bir bugüne kadar hiç verilmedi. Binde yarım verdi. En son binde yirmi sekize düşmüş durumda. Vermiyorlar. Onları vereceğiz. Değerli arkadaşlarım bunları sağlayacağız. Bilmenizi isterim. Bakın ben size bir şey daha anlatayım. 2003'ten 2022 Temmuz'una kadar merkezi yönetim bütçesinden yapılan toplam faiz ödemesi 523 milyar 441 milyon dolar faiz ödemişiz. 523 milyar dolarla ne yapılırdı ya? 1 milyon 1 milyar dolar bulmak için 50 takla atıyorlar. Kim bu adamlar? Kim bu adamlar? Her ay ödenen faiz 2 milyar 127 milyon 407 bin lira. Her ay faizi ödüyoruz. Her gün ödenen faiz 73 milyon 239 bin dolar. Her gün ödüyoruz. Her saat ödediğimiz faiz 3 milyon 51 bin. Yani şuradan içeri girerken şimdi aradan bir, bir saat geçtiyse 3 milyon 51 bin dolar faiz ödemek zorunda kaldık. Kim ödüyor faizi? Sizler ödüyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu beşli çeteye kızmamın nedeni şu. 18 yılda bunlara verilen toplam kamu ihalesi garantili asla zarar etmeyecek. Miktarını söyleyeyim. 203 milyar 700 milyon dolar. Beşli çeteye verilen devlet ihalesi. Gel diyorlar sana bu işi verdim diyorlar. Siz 203 milyar dolarlık iş veriyorsunuz. E ben de onlara kızmayacağım. Aracı koyuyorlar benimle görüşmek için. Acaba onu da ikna eder miyiz? Sarayı ikna edersin ama beni ikna edemez. Kimse kusura bakmasın. Ben bu milletin hakkını ve hukukunu savunmak zorundayım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmuyorsam o zaman benim siyaset yapmamın bir anlamı yok. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Cebini doldurma değil. Böyle yapacağız. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Karamsarlığa kapılmayın. Sizden sadece bir şey istiyorum. Bakın sadece bir şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Tek, tek onu istiyorum sizden. Çünkü vicdani kanaate göre oy kullanmak çok önemlidir vicdani kanaate göre. Bizim anayasamız der ki, hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Kanuna göre değil bakın. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Vicdani kanaat, bazı bilim insanları derler ki, Allah'ın yüreğimizdeki sesidir diyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, birilerine olağanüstü avantajlar sağlamak ve bütün bu avantajlar sağlanırken sizlerin alın terinizin değerinin verilmemesini sorgulamak sizin hakkınızdır. O nedenle vicdani kanaat çok önemlidir. Efendim aslında kısa konuşacaktım ama biraz uzun oldu galiba. Şimdi buraya oturacağım. Sorularınız gelecek. Benim Anlatmak istediklerim daha çok olabilir ama önemli olan benim anlatımdan çok sizlerin bana soracağınız sorular. Şunu bilmenizi isterim. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorun. Ya bu soruyu sorsak acaba genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Niye üzüleyim? Oturup konuşuyoruz zaten. Acaba bu soruda genel başkana sorulur mu? Sorulur arkadaş, sorulacak. Niye sorulmaz? Önemli olan nedir? Önemli olan şu. Ondan emin olmanızı isterim. Her sorunuza büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani öyle topu yuvarlayayım, acaba bu soruyu nasıl geçiştirin falan değil açık ve net sizlere cevap vereceğim. Dolayısıyla samimi bir ortamda çünkü sizler kanaat önderisiniz. Arada seçilmiş kişiler de var. Dolayısıyla sizlerle oturup samimi olarak hem bugünü hem yarını hem geleceği konuşmak zorundayız. Ve beraber hareket etmek zorundayız. Bunu yaparsak Türkiye'yi büyütürüz. Türkiye'yi saygın bir ülke yaparız. Evet hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun.